Heh. Yemeğini yesene. Tamam, o zaman ne olduğunu anlat bana. Çünkü sabahtan beri odandan dışarı çıkmadın. Akşam yemeğinde evdesin. Ki bu bir mucize. Kapının önünde de hiç bilmediğim tipler. Kaan. Şahsal, sorgu odasına gel. Abi bir dur sen ya. Nasıl çıktı bu dışarı? Abi. Sakin. Abi. Nasıl çıktın lan sen dışarı? Siz sakin kalın. Bunun ifadesine başvuruldu mu? İfade sanılmasına gerek kalmadı söylendi. Nasıl gerek yok ya? Şehit memur benim emrimle bu. Dibinden ayrılmıyordu. Nasıl ifadesine gerek yok? Bir dakika oğlum. Sorgusu alınacak bunun. Bizzat ben alacağım bunun sorgusunu. Elimde ses kayıtları var. Sırf o kayıtlarla 5 sene yatarı var bu. Böyle elini kolunu salayıp kolay kolay çıkamazsın dışarı. Savcılık üzerinden iddianameyle geleceksiniz o zaman. Çok mu güveniyorsun lan arkana sen? He? Böyle şekil şemal avukatlar yollamışlar. Çok mu pahalı oğlum senin etinin kilosu? Devlet memuru katlettiniz oğlum. Bak lan. Tamam bir sakin. Sakin. Memur bey bir içini döksün, bir sakinlesin. Avukat bey siz de kayda girin. Atladığımız bir şey olursa akşam oturur izleriz. İtiraf ettiririm diye mi korkuyorsun lan? Ha? Yaptıklarının sorumluluğunu alacak yürek var mı sende? Ne yapmışım? Nerede düşürdünüz çocuğu? Kimliği mi deşifre oldu? Cesedi sen mi attın ormana? Şu an derinde bir şey olsaydı savcının karşısında ifade veriyor olurdum. Ben değil sen söyledin. Meseleye kişisel bakıyorsun. Bana bak cahil. Şimdi gidiyorsun. Yarın seni gelip tekrardan alıyorum. Her Allah'ın günü itiraf edene kadar alıyorum seni, anladın mı? İtiraf mı istiyorsun? İtiraf istiyorum, evet. Oğlana ben sahip çıktım. Sen çıkamadın. Hırsınla yenik düşüp oğlanı içimize soktun, hayatıyla kumar oynadın. Şimdi büyük ihtimalle taziyesinden geliyorsun, için içine sığmıyor. Vicdanı susmuyor. Başkomiser, eğer bir suçla arıyorsan... Geç aynanın karşısına, kendi suratına baka baka küfret. Hop! Hop hop! Gerçek işte var ya, aynen. Gerçek böyle bir şey. Duymak istemeyeni var ya, duvardan duvara vurur. Yakarım lan seni! Bırakın lan! Seni de yakarım, kendimi de yakarım. Gerçek böyle bir şey işte. Bırakın lan! Adamı duvardan duvara vur. Bırakın lan! Bırak! Bırak! Tamam. Tamam. Tahir. Ne oluyor? Kimse bana bir şey söylemiyor. Telefonunu bile alın demiştim ben. Ben delireceğim burada. Neredesin dünden beri? Gözaltı. Gözaltı mı? Neden? Ne, polis ne biliyor? Ne sordular sana? Bir şey biliyorsalardı ikimiz de burada olmazdık. Ama bir şey var. Bana söylemediğim bir şey var. Alp polismiş. Ne? Ne demek Alp polismiş Tahir? Ben polis mi öldürdüm? Ben Tahir mi polis öldürdüm? Sakin ol, sakin ol. Sessiz. Neyse telafi edeceğiz, sakin ol. Neyi telafi ediyorsun Tahir? Adamı ben öldürdüm, ben öldürdüm adamı. Ben öldürdüm. Sence polis bu işin peşini bırakır mı? Tahir mahvoldum ben. Benim hayatım bitti Tahir, mahvoldum ben. Benim hayatım mahvoldu. Sana büyük gelen bir ayakkabıyla yürümeye kalktım. Tökezledim. Dövünüp durmayı bırakacaksın.
Gerisini biz halledeceğiz, tamam mı? O kadın temizlikçi, ona ne olacak? Her şeyi gördü o kadın. Ama gitmiştir değil mi? Memleketine falan kaçmıştır. Sen düşün bunları. Ben düşünmeyeceğim. Ben düşünmeyeceğim. Ne oluyor? Neyi düşünmeyecek misin? Ne oluyor? Yeni mekanla ilgili bazı sorunlar çıktı da Kaan Bey haddinden fazla dert ediyor. Öyle mi? Kaan. Aga bugün dönecek. Dönmeden önce yapılması gereken işler var. Müsaadenizle. Tamam. Senin şu yeni mekanda nasıl bir derdin olabilir? Bir şey yok anne. Tamam, baban gelsin, o anlatır. Buyur abi. Kadın kaçıyor. Sınır dışına çıkış yapmak isteyecek. Edirne tarafına gidebilir. Otogarlara falan bakın. Hemen abi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.